Derneklere yönelik derbis eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde dernekler bilgi sistemi derbise ilişkin olarak beyanname ve bildirimlerle dernek işlemleri bölümlerine değinilecektir. Beyanname ve bildirimler. Dernek beyannamesi beyanname modül ekranında yer almaktadır. Burada derneğin bir önceki yıla ait kurum kimlik bilgileri, hukuki statü, üye ve çalışan bilgileri yayın, kar amaçlı kuruluşlar ve sandık, tesisler, uluslararası faaliyetler, mali bilgiler, yurt içi STK'larla yardımlaşma, yurt dışı yardımlar, kamu kurumlarından alınan yardımlar ve faaliyetler, taşıtlar ve taşınmaz mallar bilgilerinin yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Dernek beyannamesi, toplam 11 bölümden oluşan bu kısmın doldurulmasıyla tamamlanmaktadır. Beyanname modülü ekranında bulunan 11 bölüm doldurulduktan sonra beyanname bildir butonuna tıklanarak beyanname bildirimi yapılmaktadır. Genel kurul sonuçları bildirimler modülü altında yer alan genel kurul sonuç bildirim ekranından yapılabilmektedir. Organ seçimi yapıldıysa genel kurulda zorunlu organlara yeni seçilen üyeleri seçmek için tıklayınız butonuna tıklanır. Buradan zorunlu organlara seçilen üyeler derneğin derbise kayıtlı üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada genel kurula seçilen üye, derbise kayıtlı değilse dernek üye işlemleri ekranından girilmesi gerekmektedir. Sonrasında kaydet butonuna tıklanarak genel kurul sonuç bildirimi gerçekleştirilir. Dernek organlarında yapılacak değişiklikler, bildirimler modülü altında yer alan dernek organlarında değişiklik bildirme ekranından yapılabilmektedir. Organ değişikliğinin bildirim tarihi, kurul karar tarihi ve sayısı bilgileri girildikten sonra organlara seçilen üyelerin görev bilgisini değiştirmek için üyenin bulunduğu satırın görev sütununda başkan, asil üye, yedek üye ve benzeri yazan kısma tıklanarak yeni görevleri seçilir. Tüm organ değişiklikleri yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanarak dernek organlarında değişiklik bildirimi gerçekleştirilir. Yerleşim yeri değişiklikleri bildirimler modülü altında yer alan yerleşim yeri değişiklik bildirim ekranından yapılabilmektedir. Yönetim kurulu karar tarihi ve sayısı, yerleşim yerini değiştirme tarihi ve değişiklik bildirim tarihi bilgileriyle yeni telefon numarası ve yeni adres bilgileri tam olarak girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır. Böylece yerleşim yeri değişiklik bildirimi gerçekleştirilir. Taşınmaz malla ilgili değişiklikler bildirimler modülü altında yer alan taşınmaz mal bildirim ekranından yapılabilmektedir. Taşınmaz mala ilişkin genel bilgilerle pay, hisse oranı, edinme şekli, alış bedeli ve benzeri bilgilerin ilgili alanlara girişi yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Yurt dışından alınan yardımlar, bildirimler modülü altında yer alan yurt dışından yardım alma bildirim ekranından bildirilmektedir. Öncelikle yardım cinsi seçilir. Bu seçime göre açılacak olan aynı yardım veya nakdi yardım formuna yardıma ait bilgiler ve yardım yapacak kişi veya kuruluş bilgileri girilir. Ülke ismi girilirken kısaltma kullanılmamasına ve ülkenin tam isminin yazılmasına dikkat edilmelidir. Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Böylece yurt dışından yardım alma bildirimi gerçekleştirilir. Dernek işlemleri Dernek üye bilgileri, dernek işlemleri modülü altında yer alan dernek üye işlemleri ekranından bildirilmektedir. Öncelikle, üyeliğin kazanılması bölümünde yer alan üye kimlik bilgisi alanındaki kişi seç butonuna tıklanır. Açılan pencerede, üye olan kişinin TC kimlik numarası ile ilgili alana girilir. Doğrula butonuna tıkladığında kişinin kaydı doğrulanır. Bunun dışında kalan bilgiler de ilgili alanlara girilerek kişi seç butonuyla üye kimlik bilgileri girilmiş olur. Üyelik türü, yönetim kurulu karar tarihi ve sayısının girişi de tamamlandıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Böylece üye kaydı işlemi gerçekleştirilir. Tebrikler. Eğitimi tamamladınız. Bu eğitim, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.